Şimdi hemen bugünün ilk Skype bağlantısını gerçekleştirelim ve Hamdi Aslan'la Trabzonspor'un gündemini konuşalım. Hamdi Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi. Sana da günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bugün biraz Trabzonspor'da gündemin yoğun olduğunu görüyoruz. İlk olarak isterseniz Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le ilgili haberle başlayalım. Zira taraftarlar tabii ki çok merak ediyor. İki oyuncu takımda kalacak mı yoksa Avrupa'ya mı transfer olacaklar şeklinde. Şimdi Trabzonspor yönetiminin maaşlarında bir iyileştirme yapacağı haberi var. İki oyuncuyu da takımda tutmak için. Ama az önce Fanatik Gazetesi'nden de aktardık. Yıldız Kaleci'nin abisi Necdet Çakır sosyal medyadan ayrılık sinyali vermiş Uğurcan'la ilgili. Tabii bu konu nasıl sonuçlanacak merak ediliyor. Sizin fikriniz nedir? Yani tabii ki süreç çok biraz Uğurcan özelinde uzayacak gibi duruyor. Yani özellikle milli takım maçlarından sonra birazcık daha bu konular çok daha önemli olacağını ben düşünüyorum. Yani kulüp her anlamda tutmak için yani Ezgi ekonomik anlamda her türlü Uğurcan'ın isteğine yakın olacak. İsteğinin taleplerinin bence hep içerisinde olacağını düşünüyorum. Tabii teklifler geldiğindeki teklif rakamları, kulüpler bunlar birazcık olsun aslında bu olayı bence daha netleştireceğini ben düşünüyorum ama biraz Uğurcan'la ilgili süreç çok sıcak olacağını tahmin ediyorum. Ama tabii ki ailesinin bu tip haberlerinde ben çok fazla doğru bulmuyorum aslında Ezgi. Yani biraz sonuçta bir profesyonel futbolcu bilmiyorum kendi yorumu bu anlamda birazcık daha... Yani daha doğru belir düşünüyorum. Ama yani ömür konusu birazcık daha ben kolay geçebilir diye tahmin ediyorum. Yani biraz uzayacak süreç. Ben tabii ki Trabzonspor'da kalmalarından yanayım ama Trabzonspor bu anlamda bence her türlü konuda her iki oyuncunun da bence mutlu olacağı, en azından rakamsal boyutta memnun olacak olduğu her türlü rakamı oyuncuların önüne getireceğini ben bekliyorum. Peki Bakasetas'ın takımda kalma ihtimalini nasıl görürsünüz? Onunla ilgili de Fiorentina iddiaları var ve İtalyan ekibinin 9 milyon euroluk bir teklifi olduğundan bahsediliyor. Bu acaba Trabzonspor yönetiminin kabul edeceği bir rakam mıdır? Yani Bakasetas gitmek isteyeceğini ben çok düşünmüyorum. Evet, daha önce de bir transfer teklifleri konuşuldu Bakasetas'la ilgili ama Bakasetas bir yıl daha Trabzonspor'a kalmak istediğini özellikle olduğu dönemler vardı. Ama şu an tabii ki hani bu transferler, bu teklifler Bakasetas'ı ne kadar çok bu transferin içerisine sokar. O birazcık olsun zaman göstereceğini ben de düşünüyorum. Tabii ki milli takım performansları bu oyuncuların çok, çok önemli. Performansı, form durumu en azından bu transferi birazcık daha hızlandırır diye düşünüyorum ama ben hani Bakasetas'ın kendi söyleminde kalmak istediğini ama tabii ki milli maçlardan sonraki bu transfer hareketlerinde muhakkak bu tip sıcak görüşmeler olur. Trabzonspor tabii ki rakamsal boyutunu daha çok düşünecek olduğu bir transferdir Bakasetas transferi. Yani biraz oyuncunun isteğine bağlı bu transfer. Trabzonspor ne kadar istese de eğer Bakasetas istese kendi isterse yani bu transfer gerçekleşir. Aksi takdirde ben çok zor olacağını düşünüyorum. Şimdi bugün yine gazetelerde dikkat çeken bir haber Ozan Kabak iddiası özellikle stopere farklı farklı isimler konuştuk lig bittiğinden beri. Yıldız oyuncular da vardı bu isimler arasında. Peki Ozan Kabak'ı nasıl değerlendirmek lazım? Çok genç bir oyuncudan söz ediyoruz. Trabzonspor'un kiralama formülü üzerinde durdu ama Şahin'in bir satış istediği söyleniyor. Ne dersiniz? Ozan Kabak transferi ne kadar gerçekçi bir hamle şu aşamada Trabzonspor için ve nasıl bir etki yapacağını düşünüyorsunuz? Yani Ezgi, o bölgede Trabzonspor'un zaten elinde iki tane genç oyuncu var. Yani Hüseyin'le Ahmet Can'ı koyduğumuz zaman yani iki tane bu anlamda olgunlaşabilecek, Trabzonspor'un ileride kullanabileceği, daha çok kullanabileceği iki tane oyuncu var. Denzil de o bölge için artık Trabzonspor bence içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani Abdullah Hoca o bölgeye
Çok deneyimli bir stoper istiyor. Yani Boateng ismi geldi. İşte bu isimlerden bir tanesi veya en azından nasıl bir oyuncu profili seçtiğini Abdullah Hoca'nın Boateng isminden anlayabiliriz. Yoksa diğer türlü oyunculara ben gideceklerini çok fazla düşünmüyorum. Hatta Boateng tekrar yavaş yavaş sanki gündeme gelecekmiş gibi de şu an bir gündem var. O yüzden hani evet Ozan yani bakıldığı zaman aslında yurt dışı serüveninin belki kendisi adına böyle çok tipgeller oldu. Ama hani ben Trabzonspor'un transfer gündeminde çok olacağını ben beklemiyorum. Çünkü iki tane genç oyuncusu var. Trabzonspor ile çok daha tecrübeli yani çok takıma çok değer katabilecek bir oyuncu transfer içerisinde kalacağını ben düşünüyorum Ezgi. Şimdi sol bek konusu tabii çok fazla konuşulan mevkilerden biri yine. Eren Elmalı için girişimlerin devam ettiğini biliyoruz bir taraftan. Yerli rotasyonu açısından önemli bir isim Eren. Bir taraftan da yeniden Alioski'nin gündeme geldiğinden bahsedilmiş ki uzun süredir aslında Trabzonspor'un gündemine gelen bir oyuncu Alioski'de. Bu konuda yerli yabancı ayrımı mı yapmak lazım yoksa oyuncu performansı potansiyeli açısından mı değerlendirirsiniz? Size göre tercih hangi oyuncu olmalı? Yani yerli oyuncu çok alternatifi yok. Ezgi bakıldığı zaman hep Eren üzerinde tabii ki bu yorumlar yapılıyor. Yani ben hani o rakamların yani şu an hep aynı şeyi söyleyeceğim. Yani çok daha olgunlaşmamış bir oyuncu için bilmiyorum Trabzonspor ne kadar yaklaşır. Ben çok tahmin etmiyorum. Yani şu an Trabzonspor Scout ekibinin yani Alonski'nin milli maçlarında Alonski ile ilgili en son detaylarla ilgileniyor. Ben bu transferin olabileceği düşüncesindeyim. Yani Trabzonspor savunma bölümünü özellikle tecrübeli ve bu tip isimlerle beraber kapatmasını ben tahmin ediyorum. Yani o yüzden hani Eren eğer rakamsal olarak Trabzonspor'a daha erken bölümlerde bu transfer içerisinde olsaydı belki Trabzonspor buna biraz daha yakın olabilirdi. Ama ben Alioski üzerinde Trabzonspor'un daha çok yoğunlaştığını düşünüyorum. Milli takım maçlarından sonra da bu transferler birazcık daha hareket kazanacak, belki sonlandırılacak diye düşünüyorum. Şimdi bugün Yunus Emre Selin Sabah gazetesinde güzel bir haberi var. Duran topun uzmanı geliyor şeklinde. Abdullah Avcı'nın köşe vuruşu, serbest vuruş ve taç atışlarının da artık gol tehdidi haline gelmesi için böyle bir uzman kadrosuna dahil edeceğinden bahsedilmiş. Bu durumda acaba gelecek sezon bizi nasıl bir Trabzonspor bekleyecek? Yani iyice böyle teknik açıdan da güçlenen bir takımdan söz ediyoruz. Abdullah Avcı zaten bilimsel konulara da meraklı bir teknik adam, bunu da biliyoruz. Ne dersiniz, bu hamle ilk Liverpool'la duyduğumuz bir uygulamaydı aslında. Yani tabii ki gelişen, aslında daha doğrusu değişen futbol antrenmanlarında artık çok çok değişken içerisinde, her gün yeni bir yenilik içerisinde, her gün bir yeni arayış içerisinde olan bir antrenman planları var. Ki yani bu teknolojide bunların bu tip hale gelmesi çok normal. Yani tabii ki bu tip detaylar Abdullah Hoca'nın sevmiş olduğu detaylar. Çünkü futbolun bunlar birer parçası ve önemli parçası duran toplar. Trabzonspor'un son haftalarda kalesinde gördüğü gollere baktığımız zaman Ezgi yani %90'ını diyebiliriz. Yani duran toplarda yapmış oldukları bence problemler. Bunlar tabii ki bir katkı yapacaktır. Muhakkak bir katkı yapacaktır ama sonuçta bunu yani oyuncular belirleyecek. Aslında Egemen Hoca'nın bu anlamda bu sene çok katkısı oldu. Yani 2 senede Trabzonspor'un özellikle bu son haftalar haricinde bu tip duran top pozisyonlarda çok doğru, çok keyifli işler yaptı ama son bölümlerde biraz sıkıntılar yaşadı. Dediğim gibi Abdullah Hoca bu detayları seviyor. Yani futbolun her parçasına dokunmak istiyor. O yüzden yani Trabzon muhakkak bir katkı yapacağını düşünüyoruz ama aslında ben de çok merak ediyorum. Antrenman planları, antrenman şekilleri nasıldır, nasıl bir katkı yapacak? Oyuncuları ne kadar çok bu olayın içerisine sokacak? Bunlar aslında ben de çok merak ediyorum. Çünkü bizim dönemin antrenman metotlarıyla şimdiki metotlar arasında o kadar çok fark var ki Ezgi. Yani oyuncuların gelişiminin yani bu metotlarla beraber çok çok daha önde olması gerektiğini düşünüyorum. Peki Hamdi Aslan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ederim Ezgi. Ben de sana iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Evet, Trabzonspor'u Hamdi Aslan'la değerlendirdikten sonra Galatasaray'a geçeceğiz değerli izleyenler. Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbey'in ekibinde yer alan Erden Timur, Aspor'a özel açıklamalar yaptı.